Yüksek mühendis İsrafil Erkılıç, meslek hayatındaki 15 yılını muhteşem bir törenle kutladı. Enne Petal ve Şüvelm şehirlerinde hasar tespiti iş yeri bulunan Erkılıç, yakın dostları ve müşterilerinin hazır bulunduğu kutlama töreninde konuklara bir de sürpriz hazırladı. Yapılan çekilişte kutlamaya katılanlar başta araba olmak üzere birçok hediyeler sahiplerini buldu. İsrafil Erkılıç, 15. yıl kutlamasına katılan herkese teşekkür ederken yaptığı açıklamasında "Öyle bir iş yaptım ki kimsenin hakkını kimseye yedirmedim" dedi. Şimdi 15 yılı geriye dönsek düzemem. Tabii ki ilk başta çok zordu. Çünkü sıfırdan başlamak, yani elinde çok kısıtlı imkanlarla bir şeyi açıp yürütmek çok zor bir şeydir. Ama Allah şükürler olsun. Çeşitli ikramların yapıldığı törende neşeli dakikalar yaşandı. Öyle iş yaptım ki kimsenin hakkını kimseye yedirmedim. Allah da her zaman yolumuzu açık etti. Neler yaptınız bu 15 yıl içinde? Bildiğimiz kadarıyla önce otomobil sektöründeydiniz. Şimdi buna bir de düğün salonu ve konser alanı eklediniz. Bunları bize biraz anlatır mısınız? Aslında normalde insanoğlu, Almanya'da bir atasözü var. Schuster bleiben sollen. Bildiğin meslekten şaşmayacaksın. Ama öyle bir plan vardı aklımda. Gutachterlik, tüfçülükten hariç de salonumun üstüne düğün salonu yaptırdım. Pişman değilim ama çok da yoruluyorum. Bazıları düşünüyorum keşke yapmasaydım. Ama bunu da söylemem lazım. Her hafta sonu insanları buradan mutlu ayrıldıklarını gördüm mü o keşkeleri hep unutuyorum. Yani tatlı yorgunluk oluyor bu. Evet. Evet. Bu 15 yıl içinde yaşadığınız zorluklar da var. Bu zorluklarda size en çok kim yardımcı oldu? Vallahi burada en çok tabii ki insanın eşi, hayat arkadaşı her zaman benim yanımdaydılar, her zaman destek verdiler. Buradan yine salonumda müdür olarak çalışıyordu. Bülent Özdemir vardı, kardeşi Zabit vardı, Zabit Özdemir. Allah işlerini rast getirsin, Allah yollarını açık etsin. Salonun ilk açılışında onlar da yanımda vardı. Ama olmadı, nasip kısmet bu iş. Allah işlerini rast getirsin, onlar her zaman yanımdaydı. Gördüğümüz kadarıyla bugün davetler arasında Almanlar ağırlıkta. Bir evet. Türk iş adamı olarak bu kontağı nasıl sağladınız? Diğer iş adamlarına tavsiyeniz var mı bu konuda? Vallahi ben hiçbir zaman insan, ırk, mezhep, din ayrımı yapmadım. Her zaman benim için öncelikle insandır. Ha, yanımda Türk olsa tabii ki daha çok sevinir. Ama ben işimi her zaman titizlikle, her zaman verdiğim kararlarda Allah için. Her zaman muayeneye gelen müşterilerin arabasının tehlikesi varsa ben o arabaya damgayı vurmam. Onun için de vatandaşlar da senelerden beri bunun bilincinde. Benim yanıma gelen insanlar eğer kaliteli bir muayene, kaliteli bir hasar tespit raporu yani Gutachten istiyorlarsa hiç sorun yaşamadan en doğru adres bizim şirketimizdir.